Gerizekalı İlyas ya. Öf! Ay bakkal defteri gibi yanlış yumuş yazmış. Ben nasıl çıkacağım bu hesapların içinden? Aptal! Bu kız komşu konağa taşınan kız değil mi ya? Ayakkabılara bak. Keşke benim olsalar. Petit Prens'e hoş geldiniz. Bir chocolate mocha alacağım. Ay tabii. Bu arada ben Pembe. Az ötenizdeki konakta oturuyorum. Öyle mi? Ne güzel. Göreçkilerin üçgeninin en genciyim. Ben de Gülay. Memnun oldum. Yani boş oturmaktan haz etmediğim için açtım burayı. Büyük eltim açtı, ben işletiyorum. Para için değil ha. Malum kocam aşırı zengin de. Moka istemiştim. Tamam, getiriyorum. Evet, Orluşu. Hayvanları tanıyalım. Evet, başlıyoruz. Bu neymiş? Öküz. Çok tatlış, çok faydalı, çok yararlı bir hayvandır. Tarlayı falan sürmemize hep yardımcı olur. Ama aynı zamanda Demirhan, aralarında babanın da bulunduğu bazı erkeklere verilen genel isimdir canım. Şişt, bana bak. Sen o erkeklerden olmayacaksın, tamam mı annem? Sen kadınlara karşı her zaman kibar olacaksın, centilmen olacaksın. Anlaştık mı annem? Yalnız bana bak, öyle bütün yuları ellerine falan vermeye de kalkma yani. Ondan sonra senin nazlarıyla, tripleriyle vallahi süründürürler deyim yani. Huş. Efendim Pembe. Yengem ne yapıyorsun? Valla işte ne yapayım canım? Demirhan'a hafıza kartlarını falan gösteriyorum. Biliyorsun beyin gelişimi için çok önemli. Şey, ona biraz ara ver de hemen Petit Prens'e gel. Şu komşu kız var ya buraya geldi. E bana ne bundan canım? Safiye ablam, kızın kılık kıyafetini yakından görmen lazım. Ya annemlerin dediğini al, beşle çarp, o derece yani. Ya ben görünce var ya moralman çöktüm. Üf, ay saçmalama Allah aşkına Pembe ya. Sen sığ moda bilginle ne anlarsın? Seni etkilemiş olabilir de beni zor canım. İyi gel kendin gör o zaman. Geliyorum kız. Az beklesin. Dur. Kapattı. Ana sen o ara konakta değil miydin Sirvet? Görmedin mi Fatma Nazlı delilendi? Ben çıkmışım o delirmiş herhalde. Geceliklerle böyle dışarıları mı fırladı hakikaten? Ya vallahi Ali tutmasaydı bebeğim bebeğim diye vurgubu ayağa kaldıracaktı. İnan içim cız etti bacım. Evlat hasretiyle balataları sıyırdı ya kadın. Vah vah. Mavi onu kafa doktoruna götürecekmiş. Şifasını bulur inşallah. İnşallah. Yalnız doktorun karşısında da yok not buldum, yok bebeğimin ağlamasını duydum diye konuşursa tutar akıl hastanesine kapatıverirler. Abo! Hakikaten mi? Vah ki vah, vah anam benim. Hastaneye böyle bir kadın geldiydi. Böyle bir sesler duydum, bir şeyler gördüm diye anlattı. Gömleği giydirip hastaneye kapatıverdiler benzetmek gibi olmasın. Yazdıysa boş. Tövbe estağfurullah. İyi bir doktor muymuş peki yavrum? Ali bulmuş anneciğim. Ürgüp'ün en iyi psikiyatristiymiş. He. İyi bari. Mavi. Yavrum. Aa bu mesele sakın konağın dışına çıkmasın. He mi? El alem bizim gibi modern değil ki ne? Hayır şimdi maazallah. Deli değilse ne deyi deli doktoruna götürüyorlar değil. Laf söz olur maazallah. Deli doktoru değil zaten anneciğim. Psikiyatrist. He. Ama ya bizim mahallenin o lafa deli dönmez zaten yavrum. İyi madem. Arasan ya şu psikopatriksi. Dur dur. Mavi dur. Dur arama. Doktor neyin istemiyor. Yengeciğim.
Bak zor günler geçiriyorsun. Bırak arayalım, destek al. Yok be gülüm, iyiyim artık, geçti. Neren iyi lan senin? Ha? Olmadık şeyler koruyorsun. Gayipten sesler duyuyorsun. Yavrum, evladım, bebeğim diye sokaklara attın ya kendini. Ya bir daha olmayacak. Bak iki gözüm önüme aksın diyorum ya. Hem siz haklıydınız. Ya ben hayal gördüm biliyorsunuz mu? Olay değil. Evladımı kaybettim. Kaldıramadım bunu herhalde. Sizi de çok üzdüm. Biliyorum ama bakın geçti. Gerçekten geçti. Doktora neyin gerek yok ha? Doktora gitmekten korktuğu için yalançılık yapıyor. Ara kızım ara. Ana kız hak et diyorum kız. İyiyim. Siz de öyle diyorum inanmıyorsunuz, böyle diyorum inanmıyorsunuz. Yengeciğim ben sana inanıyorum. Ama yine de sen bir görün. Ne olacak, ne çıkacak ki? Ne diyeceğim doktora Mavi? Aa, size söylediklerimi diyeceğim. Anamın söyledikleri beni kendime getirdi. Hani dedin ya Metin'i düşün diye. Hak et dedim ya. Ben ne yapıyorum? Benim bakmam gereken bir yavrum var dedim. Bakın size söz. Eğer ki bir daha da böyle hayallerini neyin görürsem kendim diyeceğim kız arayın doktoru diye. Vallahi mı? Oh ya. Şu an ne kadar rahatladım. Vallahi şurama okuz oturdu gibiydi. Kız düğünümü bile iptal edeceğim ya. Yok kız niye iptal ediyorsun? Karşılıklı kubak atacağız ya. Hay yaşa be yaşa annem. Uy. Kuzum sen iyi oldu. Nah kapatırsınız beni hastaneye. Ölene kadar da olsa arayacağım bebeğim. Ölmedi o. Ay Safiye ablam hoş geldin. Kız bu ne şıklık be. Ay pembeciğim sağ ol. Abartma ya işte. Vallahi kusura bakma en paspal halimle geldim canım. Müşteri mi bu arkadaş? Aa, siz tanışmadınız. Gülay Hanım yeni komşumuz. Bu da büyükeltim Safiye ablam. Memnun oldum. Ben de geldiğimizden beri de sizin aileden başka kimseyle tanışamadık. Ay Gülay Hanımcığım, siz merak etmeyin. Ben sizi elit kesim arkadaşlarımla da tanıştırırım. Hepsi Ürgüp cemiyet hayatının önde gelen isimleridir. Yalnız gerçekten çok büyük bir tesadüf. Az kalsın sizinle pişti olacaktık. Vallahi dolabımda bu elbisenin aynısından var. Aa öyle mi? Demek siz de Milano'daydınız. Ha, yok canım. Ben İspanya bölgesini çok sevmiyorum ya. Daha çok Fransalarda iyileşiyorum. Milano İtalya'da yalnız. Evet. İtalya, İspanya ne fark eder değil mi canım? İkisi de Avrupa sonuç olarak. Bir de bu elbisenin aynısından bende var dediniz ya. Hı. Çakmadır o. Çünkü ben bunu Milano Moda Haftası'ndan satın aldım. Yani önümüzdeki sezonun kreasyonu. Yani henüz Türkiye'de yok. Geldi canım. Türkiye'ye geldi. Geldi ki ben de gittim aldım değil mi? Ben tam 300 TL verdim ya. Çakma olamaz, imkanı yok. İşte buradan bile belli çakma oldu. Çünkü orijinali 2500 dolar. Gülay Hanımcığım, ben anlatamadım galiba derdimi. Çakma değil diyorum canım. Safiye Göreçkin'in dolabında çünkü çakma tek bir çöpe bile rastlayamazsınız. Safiye ablam, gel ben sana mutfakta yaptığım değişiklikleri göstereyim, gel. Kız bana bak Bembe. Yemin ediyorum, ben bunu yolum yolum yolarım. Terbiyesiz duyuyor mu ya? Çakma diyor. Beni neyle itham ediyor? Bu iş artık benim için bir onur, gurur meselesi oldu. Terbiyesiz, çakmaymış. Şimdi ben seni çakma diye nazlı ne kadar çakacağım? Safiye ablam sakin ol ya. Ay uyuma sen ona, o kulağını teki o. Boş ver. Ayakkabılara bak. Abi, evraklar tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun.
Bakma öyle ama Sametciğim. Bu devirde oteline bu kadar parayı kim verir? Git afiyetle ye işte. Nereye gideyim? Doğduğumdan beri burada yaşıyorum ben. Ya bıkmadın mı dağ taş seyretmekten be kardeşim? Git deniz kenarına yerleş. Kaz Dağları'nda ev yaptır. Burada doğdun diye burada mı öleceksin illa? Bakma öyle melül melül. Ben de istemem yerinden yurdundan olmanı ama... bizim millet meraklı be Samet. Şimdi sen burada durursan... oteli niye sattığını kurcalar dururlar. Benim de asabımı bozarlar. Kimseye bir şey söylemem ben. Vallahi billahi hiçbir şey söylemem. Kendi isteğimle sattım derim. Bak hele. Kendi isteğinle sattın tabii lan. Silah zoruyla mı aldık oğlum? Şşş, Seyfi, tamam. Biz bu lafları çok duyduk be Sametciğim. Ama insanoğlu geveze mahlukat. Bir susar, iki susar, sonunda dökülüverir. Kendini düşünmüyorsun. Çoluğunu, çocuğunu da mı düşünmüyorsun lan, ha? Haklısınız Faysal Bey. Bir değişiklik yapma zamanı gelmiş. En kısa zamanda gideceğiz buradan. Siz merak etmeyin. Seyfi. Abi. Bir davet organize ediver. Otelimizin el değiştirdiğini bütün Ürgüp duysun. Emrin olur abi. Sen hala burada mısın lan? Hadi, hadi. Ben sana daha güzel bir görev vereceğim. He, dolabımı dök topla diyorsun, ben onları yaptım Safiye. Yok, benim dolabım değil. Gülay'ın dolabını karıştıracaksın. İçinde ne var ne yok bana fotoğraflayıp getireceksin. Siyah beyaz mı fotoğraflayayım? Yoksa iyi renkli mi olsun Safiye? Yok kız, siyah beyaz olmaz. Sen renkli fotoğrafla. Çünkü hangi renklerde almış markalar onları görmem lazım. Hey Allah'ım ya. Sen benimle maytap mı geçiyorsun Safiye? Ben Elin kızının dolabını niye karıştırayım? Vallahi artık bir bahane bulacaksın canım. Dedikoduya nasıl girdiyse casusluğa da öyle gireceksin. Kusura bakma. Tövbe ben yapmam, tövbe. Virgül, canım sen beni yanlış anladın. Senin bu görevi reddetmek gibi bir opsiyonun yok. Gidip o kokoşun dolabıyla ilgili bütün bilgileri bana vereceksin. Hey Allah'ım ya. Bu konakta bir tane mi akıllı insan yok ya? Annem. Canım. Sen şimdi niye merak ettin bu kızın kıyafetlerini? Kız sorma. O kokoş bugün bana senin o kıyafetin kesin çakmadır canım dedi ya. Bu Safiye Göreçki için bir savaş sebebidir. Düşmanımı yenmek istiyorsan onu yakından tanımak zorundayım. Ya Safiye, biz sana demedik mi? O kızla yan yana durma demedik mi? Havanı söndürür demedik mi? Kız buna bak, ver. Seni yemin ediyorum böyle döve döve öldürürüm Birgül. Lafa bak, yürü çabuk. Anne tamam. Yürü, Allah'ın cezası. Anne. Kız yürü. O dolap buraya gelecek Birgül. O dolap buraya gelecek. Anne sakin ol. Sakinim. Nasıl kız? Yağışmış mı? Çok yakışmış anneciğim. Kı? Ya bu Şükriye'nin kızı amma hırpalamış ya gelinliği ya. Bak delik delik. Aa, bu Şükriye ablanın kızının gelinliği mi? E ben pembeni zannediyordum. Yok annem, yok. Pembenim, doğru biliyorsun. Hayır, en son ben Şükriye'lere kiraladıydım da bu gelinliği. Onun için öyle dedim yavrum. Anne sen pembenin gelinliğini mi kiralıyorsun? He ya. Senin o akılsız kardeşin kaçarak evlendiğinden giyemedi bu gelinliği tabii. Sıfır gelinlik. Boş boşuna durup duruyor. E ben de öyle olmasın, değerlensin diye konuya komşuya ona buna kiraya veriyorum. 3-5'te kazanıyorum işte, öyle yani. Ay çok tatlı oldum ya, vallahi. Yağıştı da ha. Anne. Ne oldu kuzum? Aa, hislendin mi sen? Gözleri doldu. Oy anasının güzelim, güzel suratlısı yavrum. Yani bileyim seni böyle görünce duygulandım. Yani ilk başta birazcık itiraz ettim ama. Mutlu olmak senin de hakkın annem. Kuzum, sen hiç merak etme. Anan
Bu gece düğünden sonra dünyanın en mutlu kadını olacak. Aslında hiç böyle içime sinmiyor anne ya. Yani şu düğünden önce evleneceğin adamla bir tanışsaydık. He. Akşamından halayda danışırsınız artık, öyle olur. İlla sokak düğünü yapacaksın yani. E biz sana Ali ile bir tane salon tutacaktık ne güzel. Olmaz. O salona kaç tane çeyrek gider biliyor musun sen? İstemem, olmaz vallahi. Anneciğim altında ne alakası var bunun? Ben tutacaktım sana. Var. Senin kesen benim kesem hiçbir şey fark etmez. İstemem ben. Ay boşuna mesarif ne gereği var ya? Aa. İyi tamam, sen bilirsin. Allah bir hasta kocatsın artık. Bakacağız artık. Ya annem ya. Ben yanınızla çok alıştım şimdi ya. Ne bileyim alemin adamı öyle kahrını çekebilir miyim hiç bilmiyorum vallahi. Bak sadeyim, ananın evlenmesi gibi boşanması da çok ani olabilir diyeyim. Ay anne inanamıyorum sana ya. Daha evlenmeden boşanmayı mı düşünüyorsun? Düşünüyorum. Yani hayat bu anne. Belli mi olur neyin ne olacağı? Ne gülüyorsun ki? Ben bakayım. Tatlıyım deme ki. Çok tatlı oldum. Neredesin İsmet ya? Beş dakikaya geliyorum dedim, bir saat oldu. Trafik vardı pembişim. Yalanını yiyeyim İsmet ya. Annem akşam evleniyor. Biz hala müstakbel damadın kim olduğunu bulamadık. Benim o adamın kim olduğunu öğrenmem lazım İsmet. Ya öğrenip de ne yapacaksın ya pembişim? Anan kafaya koymuş. Nikaha basacak elin garibanına. Niye gariban dedin? Yoksa sen kim olduğunu biliyor musun? İsmet! Eğer kim olduğunu biliyorsan ve bana söylemiyorsan ya, var ya... Yok kız, aa nereden bileceğim ya? Ananla evlendiğine göre ya garibandır, değilse de bundan sonra gariban olarak devam edecek hayatına. Yazık ya vallahi. Adamı önce bık bık çenesiyle dövecek, ondan sonra çıkaracak haydarı. Ver Allah'ım! Ya hemen ne kızıyorsun tavşanım ya? Şaka yapıyorsun. Senin annem benim de annem. Eğer o adamı gözüm tutmazsa bu nikahı kıydırmam İsmet. Şu fotoğrafı alalım da uygun damat adaylarına gösteririz. O ne demek kız? Şimdi ananın fotoğrafı elimizde, Ürgüp'te kapı kapı dolaşıp... Pardon, bu kadınla evlenecek müstakbel damat adayı burada mı diyeceğiz? Olur mu öyle şey karıcığım ya? Of hayır tabii ki İsmet ya. Uygun damat adayı dedim ya. Annemin her gün görüştükleriyle başlayacağız. Peki kim bunlar? Ürgüp esnafı. Kesin onlardan biridir. He. Öyle mi diyorsun? Başka kim olabilir? Ya bu kadın çarşı pazardan başka nereye gidiyor? Gide gele kesin kandırdı biri annemi. Yok kız. Sen ananı kandırmak kimin ne haddine? Bence aşık oldu. Ya ne hemen tersleniyorsun pembişim ya? Allah Allah. Hani babana da öyle aşık olmuş ya. Eşekte gidiyormuş da bir anda böyle dengesi şaşmış. Baban onu tutmuş da gönlünü kayıvermiş ya. Gene öyle bir şey oldu bence. Of saçmalama İsmet ya. O zamanmış. Şimdi kadın kaç yaşına geldi? Torun torba sahibi oldu. Hangi yıldırım aşkından bahsediyorsun acaba? Düş önüme düş. Gidiyoruz. Ay. Bulacağız o adamın kim olduğunu. Çok yakışmış. Nazar değmesin kızıma. Hıh lan! Git! Deve gibi tükürme. Gelinliğimi pisleteceğim. Nazar değmesin diye şey ettim canım. Değmez. Merak etme. Ben sağ görükmeden önce mabadımı kaşıdıydım. Bana nazar değmez. Bak hele. Akşama düğünüm var. Ay pek yarım ağız davet ettin. Gelmem. Ne öğreceğim ya? Buruzanımı çalacaktım. Gel diyorum işte ya. Ay yok gelemem zaten. Bir komşuya söz verdiydim ben önceden, ona gideceğim. Hadi hayırlı olsun sana. Uğursuz! Gelip de çeyrağı dağıtmamak için yalan yapıyor bak. Yok komşuya gideceğimmiş de bilmem neymiş de. Gelme zaten lan sen, gelme. Seninle gelecek hayır, Allah'tan gelsin. Seni çağıran da kabiyet. Thank you.
hayırlı günler olsun bacım. Sütlü çorba yaptıydım da bizim buralarda çok meşhurdur. Taze taze yaptım. Getirdim de bir tadına bakın dedim ha. Sağ ol. Ben bilmediğim şeyler yemem. Ama madem getirmişsin alayım. Başka bir şey mi var? He, çanağı boşaltırsan alıp götürüvereceğim. Ay Allah. Tabii, getiririm. Anam ben biraz sıkıştım da konağa kadar tutamayacağım. Sen o çanağı boşaltana kadar bana tuvaletin yerini göstersen de ben bir hacetimi gidersem ha? Tamam. Şu tarafa geç, içeri girince görürsün. Şu taraf mı? Hmm. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadını tanıyor musun? Yok, tanıyamadım. Belki bu tanımana yardımcı olur. Oo, büyük para. Şimdi işin rengi değişti. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? İşim gücüm var benim bir dolu akşama kadar. Tanımıyorum dedim sana. Hadi kardeşim, hadi selametine. Hadi, hadi. Sen benim annemi nasıl tanımıyorsun ya? Her ay buraya gelip mercimek bulgur alıyor. Ha, tanıdım. Niye tanımıyorum diyorsun o zaman? Öyle birden fotoğraf gösterip esrarengiz bir şekilde sorunca ne bileyim başına bir iş geldi zannettim. İspiklemeyeyim dedim. Çünkü bu kadının başına iş açma potansiyeli çok yüksek bacım. Anlıyor musun? Ne yapacağını kestiremiyorum. Devreleri yanık gibi. Arızalı yani. Hmm. Anlaşılan pek hoşlanmıyor Nasibe anneden öyle mi? Vallahi dükkanın ayağı kesilse üzülmem. Mutlu olurum. Pazarlığın da bir adabı var. Her geldiğinde bize illallah ettiriyor. Yok pahasına veriyorum yeter ki gitsin diye ya. Yani kendisiyle evlenme şansın olsa bu fırsatı geri tepeceksin öyle mi? Ney? Allah muhafaza kardeşim. Ömrümün sonuna kadar bekar kalırım. Yine de böyle bir psikopatla evlenmem ya. Aa, ayıp oluyor ama ha. İyice gömdün annemi. Ortamı boş buldun konuşuyorsun. Ama yerin kulağı vardır derler. Aman ha bir duyarsa. Aman bacım gözüyün yani iyiyim. Konuştuklarımız lütfen aramızda kalsın. Gelir dükkanımı başıma yıkar vallahi. Tamam tamam. Tamam merak etme bir şey demeyiz. Ama sen de konuştuklarına dikkat et. Başkalarının yanında da hakkında böyle konuşma. Tamam? Tamam. Kulağına gidiverir. Tamam. İsmet sen ne yapıyorsun ya? Ya not alıyorum pembişim ya. Ya. Aman. Ya. Yürü düş önüme düş. Oho. Koca konak. Ben şimdi nereden bileceğim bu kadının odası hangisi? Ah Safiye, şu başıma açtığın hallara bak. İyi bari, şu ilk odadan başlayalım. Bu zenginlerin hepsi mi böyle dağınık oluyor? Tövbe estağfurullah. Dolap, dolap. Ha, dolap burada. Anam, anam. Dolap değil, sanki toptancı deposu.
başa çıkamaz. Bu fotoğrafları görünce kıskançlığından kudurmaz inşallah. Şimdi. Bismillah. Bacım, Allah senden razı olsun. Mümkünatı yok, eve kadar tutamazmışım ha. Ben karpuz yiyeceğim. Tamam, tamam, tamam. Daha fazla açıklama yapma, olur mu? Al şunu. Ha. İyi o zaman. Hı hı. Ben boşaldığıma göre afiyet şeker, bal olsun. Teşekkürler. İyi günler. Efendim? Acaba bu kadını... Ya İsmet, eğlenmenin sırası mı şimdi? Bırak. Bu kadını tanıyorsun değil mi usta? Tanımaz mıyım? Hasibe Hanım bu. Geçen geldi, olay çıkardı gene. Aa, niye olay çıkardı ya? Metin sinirini almayı unutmuşum. Ona delilenmiş. Ha! İşte en büyük aşklar kavgayla başlar demişler. Demek önce kavga ettiniz. Sonra aşık oldunuz. Sonra da birlikte kaçıp evlenmeye karar verdiniz ha? Ne diyorsun sen lan? Ben evli barklı adamım lan. Ne aşkı, ne evlenmesi. Beni karımla papaz mı edeceksin? Defolun gidin lan dükkanımdan. Tamam usta ya, gidiyoruz. Defol. Bak hele. Göbek atma kısmını kısa tutup... ...dahı dahma merasimine geçeceğiz diye anons vereceğim. Anlaşıldı mı? Tamam Asibe teyze, sen merak etme. Aferin benim kuzuma. Aferin. Bak işine. Dünürüm. Hasibe, bana bak. Böyle kapı önünde olacak iş mi bu, ha? Dünürüm, sen hiç merak etme. Ben kimseciklere bir rahatsızlık vermeyeceğim. Vallahi iki göbek bir halayla bitirivereceğim bu düğünü. Bir şey diyeceğim. Damadın evi uzak mı? Yani senin için soruyorum, biliyor musun? Yanlış anlama. Yani böyle gel git falan, sana zor olmasın diye. Ben bir yere gitmiyorum ki ne? Ben bu konağa... ...kızlarımı bırakıp da bir yere gidebilir miyim? Gidemem. Beyimi de buraya getirteceğim. Artık bundan sonra mutlu, mesut, hep beraber yaşarız diyorum ha. Doğru ya. Oteldi burası çünkü. Ne doğru dedin ya Dünürüm. Koca konak, otel gibi bir yer değil mi? Bir sürü odası var. Ama hangi odada kalacağımıza daha karar vermedim. Onu da artık Marmaris'ten dönüşte bakarız. Marmaris mi? Kız Marmaris'e mi gidiyor? He, balayına. Biz aslında Yunan adalarına gidelim diyorduk ama... ...benim pasport yetişmez diye mecbur Marmaris'e gidecek. Kız vallahi helal olsun sana. Aa, ben daha bu Ürgüp'ün dışına çıkmadım bir kilometre bile. Sen tam Marmaris'lere gidiyorsun ha? Maşallah. Sağ ol, var ol Dünürüm. Allah daha iyilerini sağ versin inşallah. Ben şu çeyrakları bir kapayım da hele. Artık Ürgüp'te mi yerim? Marmaris'te mi? Orasına bakacak. Ay, anne Birgül abla iyi ki fotoğrafları çekerken yakalanmamış. Vallahi rezil olurduk. Kız yok. Yakalanırsan seni tanımam dedim ya, ondan dikkatli olmuştur. Diğer fotoğrafa geç bakayım. Ay Birgül ya. Hepsini flu çekmişsin, bir tanesi net değil. Bu ne ya? Bu ne ya? Kız ben bunu var ya, sana yemin ediyorum yatarken bile giymem. Resmim pazar işi. Geç canım. Ay korkunç.
var ya resmen rüküşlükte çığır açan bir elbise. Gerçekten korkunç. Hani gözlerim yandı, daha fazla bakamayacağım. Geç. Ya bence süper kıyafetler anne. Vallahi çok zevkli kızmış ha. Kız Sevda, annem sen kime çektin ha? Odungillerden babana mı çektin acaba? Kız sen neden benim moralim annemi bozuyor şu an? Annem yalan mı konuşayım şimdi? Hiçbir şey söyleme, sus konuşma. Aç bakayım sen oradan şu alışveriş sitesini, aç. Tıkla bakayım şuna. Şu gömlekler iğrenç ama artık herhalde moda. Yapacak bir şey yok, alacağız. 3-5 renginden falan hepsinden bir tıkla bakayım sen onların. Heh, small beden tıkla. Small derken? Sevda. Tıkla. Anne bunlar genç işi ya. Ay yok. Yok senin bana çekmiş olma mümkün değil canım. Sen kesinlikle babana çektin. Kız ben 75 yaşında mıyım? Ne biçim laf o? Allah Allah ya. Bana bak. O moda katili şuursuz Safiye Göreçki'ye meydan okumak neymiş görecek. Tıkla. Safocuğum. Canım. Ne oldu? Kim kızdırdı seni ya? Üf. Sorma İlyas. Şu bizim sokağa yeni taşınanlar yok mu? İşte o kızdan şıklık savaşına girdim. Cephane için elbise seçiyorum. Ha şu kız. Geçen gün okuldan gelirken Sevda, vav ne kadar havalı demişti. Sevda? Annem? Vay be. Senin şurada moda ikonu annen dururken bir günden bir güne vav ne kadar havalısın anneciğim dedin mi? Cık. Yok Safiye yok. Sen düşmanı dışarıda arama canım. Çünkü düşman ah yanı başında. Tıkla. Konuşma tıkla. Hepsini tıkla. Ya Safocuğum. Canım. Biz bu kostüm kıyafet işlerini ayarlarız da senin konuşmanı ne yapacağız? İlyas. Ne var canım benim konuşmamda? Sen benim konuşmamı mı beğenmiyorsun? Estağfurullah Safo. Sen benim gördüğüm Türkçeyi en iyi kullanan insansın. Ama şimdi bu kıyafetleri giyen kadınlar böyle falan falan konuşuyorlar ya. İlyas, annemi gaza getirmesene. Sevda bir dakika canım, sen karışma lütfen. Evet İlyas, yani ben bu Gülay tikisiyle girdiğim yarışı kazanmak için gerekirse mükemmel derecede konuştuğum Türkçemi bile bir gözden geçirebilirim yani mantıklı, bravo. Evet. Baba, Ali, haberi duydunuz mu ya? Ne haberi, ne oldu? Şu bizim otelci Samet'in evini kurşunlamışlar. Ne? Abi, ciddi misin sen? Ya vallahi. Abi ne ya? Bir gibi eşkallara mı kaldı? Vah, kesin birinin kuyruğuna bastı zar. Bir düşmanı vardı yani. Ya adam dünyası bir adam. Nasıl düşman olacak ki? Arayıp bir geçmiş olsun demek lazım. Yok yok, hiç davranma. Ben aradım, ulaşılmıyor. Telefonu kapalı. Pılının pırtısını toplamış, Ürgüp'ten kaçmış diyorlar. Otel? Otelde devretmiş işte. Kime devretmiş? Ne bileyim. Tanıyan yok yani. Uy Demirhan annem. Acıktın mı sen kuzum? Dur. Dur ben şimdi sana mama besleyeceğim. Oh kuzum. Uy. Anne. Safiye. Yardım edeyim mi? Yok canım gerek yok ben hallediyorum. Anne ile bebeğin bağının güçlenmesi için bebeğin öz bakımını tamamen anne üstlenmeliymiş canım. He. Ondan dolayı benden yardım istemiyorsun yani. Hı, ondan. Açık konuş benden Safiye. Delirdim sanıyorsun değil mi? Ondan Demirhan'ı uzak tutuyor. Kız olur mu öyle şey? Fatma nereden çıkardın? Ay ne kadar alıngansın ya. Kaçırıyorsun benden çocuğu. Hani ben de bir anası sayılıyordum. Öyle dediydin. Ah. Kız vallahi bak ben şu an çok kötü oldum ha. Bana bak bende yalan yok. Seninle biraz korktum yani. Şşş annem yok. Kızım. Haklısın. Kızmıyorum sana. Ama Demirhan'a benden zarar gelmez. Aklım da yerinde çok şükür. Uzak tutma benden Safiye. Çok alıştım ona. Çok özlüyorum. Kız işte özleyince gelip görürsün ne diyeyim. Kendini mecbur hissettiği demedim. Senin evladım. Yanlaşma dersen. Yanlaşma. Fatma. Gel mamasını sen ver gel.
Sahi mi diyor? Sahi diyorum, gel. Kız. Kuzu. Oh, canını yerim sen. Fatma, kız kusuruma bakma ya. Ben Demirhan'ı kendi evladın gibi gördüğünü biliyorum da işte. Kız insanlık hali, böyle bir an korku verdim. Sağ ol Sofi. Sen sağ ol sen. Ay, az yüzün gülsün, yüzün. Oynamayı beceremiyorsa alkışlayayım tut. Evet, tamam. Evet, tamam. Sazike, sen kendi düğünde oturup durur mu? Kalk oynasana. He, oynar ya. Oynayalım vallahi. Anne, çok güzel oldun. Ay, kurban olayım. Ne oturup duruyorsun kız? Hadi kalk, oyuna. Gel. Sevda, hadi annem ya, gelsin ya. Ay Hasibe teyze, hala inanamıyorum ya. Kız neye inanamıyorsun ya? Aa bak, gelin de giydim. Daha neye inanamıyorsun? Aa. Hasibe, sen şimdi konaktan da gidiyorsun değil mi? Artık kocan da var. He, gidiyorum. Allah, ben bunu daha önce nasıl düşünemedim ya? Tutmayın beni, oynayacağım. Oyna, zevzek, zevzek. Dungurum, kız gel oynayak. Yok, olur mu canım öyle şey? Annem, o zaman ben bizim aile temsilen oynayayım da hani ayıp olmaz, değil mi canım? Hadi kızım, hadi git kurtlarını dök, hadi. Tekrar tebrikler Hasibe. Teşekkür ederim. Damadı bir yerden tanıyor gibiyim ama senin pek çıkaramadım. Cami cemaatinden midir mi acaba? Yalnız çok sessiz biri galiba. Bana da öyle galiba. Ah şöyle nazlı kımıldanır. Hadi. Ay anasını kuluyor Allah! Kız Gürgün, ne olacak kız senin bu hale? Bak Hasibe, ikinci gole gidiyor. Senin daha kaleye şutun yok lan. Vallahi fiyasko transferler gibisin ha. Terbiyesiz. Ben incelep sık dokuyorum. Ondan evlenemiyor. Damatlar da kapıda kuyruğa girdi, bilet kesiyorsun. İyi, tamam tamam. Ben oynamaya gidiyorum. Ah bakanlar bastı. Bak oyna, iki kıvır da belki bir kısmetin çıkar. Babacığım. Orhan, pisinik bir tipi var. Annem de dese yapar bu. İyi işte. Bu müsteşarlar. Diyorsun. Gımıldan 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 ver. Ah şöyle nazlı gımıldan ver. Pembe. Gımıldan gımıldan. Ablacığım Allah aşkına yapma böyle ya. Ah şöyle nazlı gımıldan ver. Bak şimdi annem görürse vallahi çok üzülür, yapma. Ya üzülürse üzülsün. Evlenmenin sırası mıydı şimdi? Size kardeş de yapsalar ya. Şşt, bana bakın. Çocuk gibi davranmayın ya. Ne yapıyorsunuz? Pembe, mavi, damatlarım ne duruyorsunuz ya?
Ananız evleniyor oturuyorsunuz. Haydi meydana, haydi. Ben yettim Asife anneciğim. Oh be. Yettim. Bir dakika ya. Dur mu ya? Kayınbaba, beşlik simit gibi ne oturuyorsun burada? Kalk, oynayacağız. Kalk. Vallahi oturtmam seni. Yürü, kalk. Enişte. Enişte ne yaptın? Nikah ne zamanmış? Herhalde düğünden sonra anne. Kes de kes, kes. Evet değerli misafirlerimiz, takım merasimine geçiyoruz. Çiftimizi yerlerine alalım. Hadi bakalım, geçsin şöyle. Geç şöyle. Geç, geç. Sen burada dur. Durdun. Dur orada. Fatma, Kurdali. Oğlum gel, gel. Oh Allah'ım! Nihayet muradıma eriyorum vallahi billahi. Evet. Buyurun. Tövbe estağfurullah. Lan bu karı da amma koca düşkünüymüş ya. Cemal, kızlara duyacak canım. Allah Allah, kendisi bas bas bağırıyor ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Metin, bak bakayım. Ümmiye çeyrek taktı, ben ne takmışım ona? Çeyrek takmışsın babana. Hmm, çızıktır bir yav, karıştırma kimse ya. Safa Hüsniye abla 100 lira taktı. Hmm. Nuriye'ye bak. Ona da çeyrek taktı. İyi, onu da çizdim. Sağ olasın bacım. Efendim, çok teşekkür ederiz. Benim için kalktınız, buralara kadar geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Düğün bitmiştir, dağılın. Ne demek düğün bitti ya? Hasibe? Hani daha limonata gelmedi ya. Hani bitti mi? Bitti mi? Nasıl hani ya? Limonata pasta yemedik daha. Limonata da gelmedi. Seni bir bilgi düşün. Tamam abi. Nikah da kıyılmadı. Nikah biz daha sonra halledeceğiz. Merak etmeyin. Düğün bitti. Hasibe, hakikaten bitti mi düğün? Daha çifte telli neyim oynayacaktık ki? Anam ya anam, sen ne oynak çıktın ya? E bitti tabii ya. Ne öreceksin? Sabaha kadar kıvıracaksın mı? Allah seninle etmeye. Haydi artık, haydi anam evine. Haydi güle güle. Ayaklarınıza sağlık. Haydi. Vallahi olay bir şey yani, skandal. Sokak ortasında düğün yapıyorlar. Biz gürültüden evimizde oturamıyoruz. Ne var bunda Gülay? Eğleniyor insanlar ya. Sen onu bunu bırak da. Oteli beğendin mi sen, onu söyle bana. Güzel, sevdim. Bir sürü de müşterisi var. Ama böyle işleyen bir oteli niye devretmek istiyor sahibi hiç anlamadım. Adam Ürgüp'ten çok sıkılmış. Buralardan gidecekmiş. Güney'e falan yerleşecekmiş herhalde. Millet sıkılıp buradan kaçıyor. Biz geldik buraya yerleştik. Çok güzel. Hala inanamıyorum. Hala inanamıyorum. Abi bak hele. Açılış davetiyelerini bastırdım. Nasıl? Fiyakalı olmuş değil mi? He babam he. Çok fiyakalı. Yarın götür göreçkilere de bir tane ver. Tamam abi. Başımla beraber. Güle güle. Güle güle. Ya Asif Hanım, düğünü gereğini her birini yaptık. Gerdeğe girecek miyiz şimdi? Hıs! Lan çamuş! Allah'ın çakalı ya! Sen beni yanlış anladın bacım. Kimse şüphelenmesin diye şey ettim. Bana bak. Al şunları.
damatlık rolün için. Ayrıyetten rolünü çok güzel oynadığın için helalinden sana bir çeyrek daha vereceğim. Al. Haydi diyor. Seninle çalışmak güzeldi Asif Hanım. Damada yine ihtiyacın olursa caminin önündeyim. Anam o her zaman olmaz ya. Hiç boşuna heveslenme. Haydi yoluna. Haydi. Eyvallah. Haydi eyvallah. Yürü. Aa, aa, damat gidiyor abla. Aa. Damat, kayınbaba. Nereye ya? Ya bırak ne, ya. Var mı seviyorsan ben yolladım adamı ya. Hey. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Açın bakayım şunu. Kız kavga mı ettiniz daha ilk gecede? Yok. Hasibe anne, sana bir kabalık mı yaptı? Yok be oğlum. Lan ben hepinize kandırık yaptım ya. Ne? Olayınızda sapmışsınız ha, hepiniz de inandınız ha. Neye inandık anne? Yoksa gerçekten evlenmedin mi? Yok annem, evlenir miyim? Ben bekar, çağdaş, özgür, bağımsız bir kadınım. Ben canıma mı sustadım ki ne evleneyim ya? Peki düğün? Ha, düğün. Ben daha evvelden konuya komşuya bolca altın dağıttıydım ya dünürüm. Onları geri almam lazımdı. Malumun bu kızların bana düğün yüzü görsetmediği için bari ben kendim evleneyim dedim. Anne ya. Vay sırtlan. Ay. Aşkı yok muydu yani? Yalan mıydı? Yalanıydı Safiye. Benim bir tane aşkım var. O da toprağın altında yatıyor. Oh. Yok. Ben Mahmud'umun üstüne gül koklamam. Ya canım annem. Oh kız ben seni kimselere vermem kız. Ya. Vallahi ben de çok rahatladım. Bana oğlum. Oy.